Kasım ayının ortasında dünyanın farklı ülkelerinden de davetleri yaptık. Başta Japonya olmak üzere birçok ülkenin değerli kuruluşları, vakıfları ve bilim insanlarıyla beraber ülkemizin de bilim insanlarını, akademisyenlerini, üniversitelerini, tüm 39 ilçe belediyemizi, hatta deprem hattı üzerinde olan şehirlerimizin belediyelerini, tabii ki bakanlığımızı ve AFAD yetkililerini de davet ettiğimiz bir deprem çalıştayını Kasım ayı ortasında yapacağız. Ve arkadaşlarıma şunu söyledim, bir gün içerisinde sadece televizyona şuna buna çıkmak için değil, oturup 4 gün 5 gün çalışılacak bir deprem çalıştayı istiyoruz ve buradan şehre biz bir rapor sunmak zorundayız. Bu raporlarımızı destekleyici, genişleten ve içeriği tamamen bilimle dolu ve çözümlerle dolu bir rapor istediğimizi söyledik. Afet sonrası toplanma ve barınma çok tartışılan bir konu. Şimdi bununla ilgili de sizinle konuyu biraz teknik olarak da tanımlayarak paylaşmak istiyorum. En az 500 metrekare olması gereken alanlardan bahsediyoruz. Ve binalara en fazla 500 metre mesafede olması gereken alanlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu ilk 24 saat içerisinde kullanılacak bu alanların mutlaka iletişime, içme suyuna, atık suyuna, elektrik hizmetleri gibi temel ihtiyaçları karşılamak üzere de donatılmış olması sağlanmış hale gelmesi gerekmektedir. Bu bakımdan ne yazık ki verilen veriler bu bahsettiğimiz hususları sağlayan fiziki koşullara sahip değildir. Afet sonrası toplanma alanları ile ilgili sıkı bir tespit çalışmasını sürdürmekteyiz. Barınma alanları da değerli arkadaşlar, 72 saatten 2 yıla kadar kullanılabilecek alanlar şeklinde tanımlanmıştır barınma alanları. O bakımdan temel yeme içme imkanları, beslenme, tıbbi bakım ve yardım imkanlarının sağlandığı alanlardır barınma alanları. Barınma alanları en az 3000 metrekare ve üstü büyüklükte olmalıdır. Kamusal açık alanlar, yarı özel açık alanlar, kapalı donatılar, yarı özel kapalı donatılar gibi alanların kullanıldığı barınmaya ilişkin tüm ihtiyaçların karşılandığı alanlardır. Bakın bütün bu alanlarla ilgili 3 ay içerisinde tümüyle bu altyapıları bitirilmiş bir şekilde İstanbulluların ihtiyaçlarını karşılayacak hale getirecek ve İstanbulluya bu alanları tanıtacağız. Geçici barınma alanları yaklaşık 3 milyon kişinin afet sonrası barınma ihtiyacının karşılanması hususunda ilk 3 ayda Zeytinburnu Topkapı Deprem Parkı uygulaması hazırlanacak. 6 ayda da Ataşehir Anatepe Deprem Parkı uygulaması bitirilecektir. 1 yılda AFAD ile koordinasyon ve muhtarların bilgilendirilmesi ve belirlenen tahliye koridorlarının vatandaşla paylaşılması, 2 yılda altyapı kapasitesinin tespit çalışmaları, afet anında erişim sağlanamayacak alanlara konteynerler, sahra hastanesi, acil yardım kriterleri hizmeti sağlanmış olacaktır. 2 yılda. Her iki yakada kurulacak olan deprem parkları, ki çok değerli alanlar olacak göreceksiniz, parklar aynı zamanda afet öncesi eğitim ve koordinasyon faaliyetleri için kullanılacak ve parklar ile İstanbulluların farkındalığı en üst seviyeye taşınacaktır.